Yılport Samsun Spor Başkanı İsmail Uyanık, genel bir sezon değerlendirmesi yaparken, cumartesi günü Samsun Spor AŞ'nin en büyük ortaklarından Yüksel Yıldırım'la İstanbul'da yapacakları toplantıda kendisi ve gelecek sezonla ilgili karar vereceğinin altını çizdi. Çünkü kötü niyet olmadığını biliyorum ama herkes kadar beni de rahatsız eden bazı şeyler var. Bunlar ağır. Bunları yatsımaya, yok demeye gerek yok. Ama işin aslını da biliyorum. Ortada yapılan ortada. Türkiye'nin böyle her zaman da söyledim. Çöl ortasında bir Samsun Spor vahadır dedim. Türkiye'nin ortamı ortadayken hepimiz için Samsun Spor şu anda biz yani her anlamda ekonomik sıkıntı çeken binlerce vatandaşımız var. Samsun Spor bir hayal. Tekrar Samsunluk bayrağını kaldıran, tekrar lobilere karşı Samsunculuğu ayaklandıran, şanla şerefle temsil eden, anlatabildim mi? Ya bir mutlu sosyal yanı var şu anda Samsunspor'un. Ben hayatımın en önemli eserine imza atmak için geri geldim diyen Uyanık şunları kaydetti. Sahip olduğu halde bir türlü başarıya ulaşamayan bir takım oldu yıllarca. Büyük bütçelerle büyük takımlar kurdu. Camia da olamadı. Seyirciyi de toparlayamadı. Sezon başında 100 üzerinden 80 performans gösteren oyuncular sezon sonuna doğru 50'lere, 40'lara, 30'lara dönüp düşüp performans olarak memurlaşıp Efes Pilsen'den gittiler. Başkan İsmail Uyanık basın toplantısında Haber Medya grubuyla sezon içerisinde güzel bir işbirliği yapılıp maçların HaberX TV ve 103.5 Samsun Haber Radyo'dan canlı olarak yayın atıldığını hatırlattı. Aks TV ile mükemmel bir işbirliği yaptık. Burada temsilcilerine de teşekkür ediyorum, patronlarına da teşekkür ediyorum. Kendimizi gözlenerek tutmadığımız halde hiç istenilmeyen bir lige oyuncu getirdik.